bir tane kalmış. Bu da Kızılay ya. Hiç de sevmem. Ben bacağımı kırdım. Asla kırılmadı yani. Öyle altıya alın diye millete kırıldı diyorum ama kırılmadı. Dün oldu. Bugün tarihe bir dakika bakayım. Bugün 30 Mayıs. Yani 29 Mayıs'ta kırdım işte. Çalışıyordum. Gemide çalışıyordum. Şey işte. İstanbul Askeri Tersanesi'nde. Pendik'teki. Gemideydim. Gemi yeni yapılıyordu. Ukrayna'ya yapılacak bir savaş gemisiydi. Neyse geminin makine dairesinin bir üst katındaydım. Üst katta yerde iskeleler var. İskelelerin bastığı yer, ızgara. İskele ızgaraları var. İskele ızgaralarından bazılarının arasında böyle boşluklar var. Böyle ızgara. Bu yere ızgara geliyor, bu yere ızgara geliyor. Şöyle. Orada bir tane ızgara yoktu. Şöyle. Burada ızgara yok. Neyse ben yürürken, normal bir şekilde yürüyorum. Yürürken de yani böyle aşağıya bakmıyordum. Yürüdüm yere, adım attım yere. Yanlış benim de hatam var ama çok büyük bir ihmalkarlık var. Şimdi bu boşluk, iskeledeki boşluk bu. Böyle yürüyorum, geliyorum buna. Bu sol ayağım, bu sağ ayağım. Sol ayağım içine giriyor. Ben sağ ayak bileğimin üstüne böyle düşüyorum. Sol ayağım içine giriyor. Ben sağ ayak bileğimin üstüne düşüyorum. Şura bileğim. Neyse işte üstüne düşüyorum. Ozgar'ın şekli çıkıyor böyle. 2-3 tane böyle kızarıklık bayağı. Sonra balon gibi şişiyor yani. İlk düştüğümde hiçbir acı hissetmedim. Dedim ne oluyor? Hiçbir şey hissetmiyorum. Bacağım mı koptu? Ayağım mı koptu? Ne oluyor dedim. Hiçbir şey hissetmedim. Orada yakın bir yere oturdum. Sonra İSG diye bir şey var zaten. Orada çok kişi bilir. İş sağlığı güvenliği demek. Geldi bir dakika sonra işte beni böyle omzumdan götürdüler. Sonra hastaneye gittik. Hiçbir şey de yokmuş. Klasik kas zedelenmesi. Hiçbir sorun değil. Ama doktor yine alçı aldı bak. 5 gün sonra gel diyor. Alçını açarız diyor. Bir daha röntgen çekeriz diyor. Klasik şeyler. Sonuç olarak yürüdüğünüz, adım attığınız yere dikkat edin. Gerçi herkes gemide çalışmıyor. Ama adım attığınız yere dikkat edin. Adım atmak önemli abi. Adım attığın yere bakmak önemli. Ama şimdi mesela yolda adım attığın yere bakarken karşıdan bir araba gelir, ölürsün. Öyle bir şey yok. Aslında adım attığın yere de bakmamak gerekiyor. Neyse yolda hiç böyle bir şey başıma gelmedi. Normal, siz de normal yürümeye devam edin. İşte yatıyorum, çok sıkıldım. Spora da gidemiyorum. Dumbbell var. 10 kilo. Dumbbell'a da yapabileceğin şeyler belli. Öyle yani. Bir madence tarak yapabilirim. Salçalı makarna, bir de anneciğim. Limonlu su ama sıcak. Çok kötü. Sıcak su yeryüzündeki en kötü tadı olan içecek veya besin olabilir. Bundan sonra ben de vatara çıkarım. Orada silah şöyle yaşıyor. Ufak besleme zamanı. Karbonhidrat. Protein shake yapacağım da. Mesela bir porsiyon 30 gram. Ben de 15 falan koyacağım. Off day bro. Evet. Tad olarak ben şu ana kadar daha iyi bir protein tozu ne gördüm ne değiştim. Tat, koku efsane. Tat,
Kokotan çok iyi. Derleri de iyi. Lakin şöyle bir problemim var. Tupaklanıyor. Kalender topaklı. Börek değil, Bülent börek. Lezzeti hala Bülent börek. Yok, asla başlatmadım. Aa, güzelmiş lan bu. Benim sevdiğim şeyi mi sevdin? Başlat. Tamam, başladım. Merhaba. Ayağım hala kırık. Eve çok canım sıkıldı. Ufak bir piknik yapıyoruz. Ben sürpriz yaptım. Kıymet bilmiyor. Hala da dile getiremiyor da. Kameraman bana sürpriz yaptı. Bana bunu almış. İbni ibne şeyler. Hiç de sevmem yani. Normal bir kola alsaydı cipse çok güzel giderdim. Ne kıymet bilmiyorsun? Ben... Bu aromalar Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllardır olan aromalar. Böyle hepsinin bir sürü aroması var. Coca-Cola'nın, Fanta'nın. Türkiye'ye yavaş yavaş geliyor. Benim damak tadıma pek uygun değil. Raspberry. Ahudu. Yani diyet miyet yok. Benim hayvanım göbeğim işte. Göbeğimiz yok Allah'a şükür ama. Diyet de yok. Fazla cips yemeyin. Tamam. Cips pek iyi şey değil. Burası Mehmet Bey'in malikanesi. Öyle mi de? Biskolata Nirvana. Ya. Çok normal artık bu ekonomide. Çikolata da yemeyin. Çikolata da çok iyi bir şey değil. Ne bulduğuma inanamazsınız. 2020'den ya da 2021'den kalma. Kesin ne zaman olduğunu hatırlayamıyorum. Ama fiyatlara bakılırsa bence 2020. Bir Ercan Burger fiyat listesi. Abi şimdiki fiyatlarını göstereceğim. Şok olacaksınız. Aslında şok olmayacaksınız. Çok alıştık artık bu duruma. Üzülelim biraz hadi. Klasik burger. Restoranlarda yemek 29.90. Geralda 27.90. Klasik burger. 125 TL. Ercan Burger fiyat listesi. Ne kadar doğru bilemem ama bir... Başka ne var? Anatolian burger. 32 lira restoranlarda. 35 lira eve servis. Anatolian 159 lira. Mükemmel bir fiyat artışı. Mükemmel bir artış. Şu fırsat menülerini ben burada bulamıyorum. Ha, buldum. Fırsat menüsü 267 TL günümüzde. Fırsat menüsü çok üzücü, çok üzücü, çok sıkıntılı bir durum. Aile menü. 4 tane hamburgerimiz var. 1 litre kola. Double patates. Mükemmel bir menü. 112 lira. Gel al da. Paket serviste 125 lira. Aile menü. Görüyoruz. Ben çok kötü beslendiğimin farkındayım. Ama bunu bile bile devam ediyorum. Neden? Nedenini yok. Güzel çünkü. Kötü beslenmek güzeldir. Neden güzeldir? Tadı güzeldir. İnsan dopamin hormonunu arttırır. Böyle zevk alırsınız yemekten. Hadi biraz dopamin arttıralım. Kıymalı, tereyağlı, üstünde yumurta olan mükemmel, çıtır çıtır, çok yağlı bir börek. Diyet zamanlarında bundan bir tane bile yiyemezdim. Şimdi ama işte.
Umurumda değil abi. Ya şeker. Bana ne? Artık definasyon gibi, diyet gibi bir amacım yok. Kafam rahat. Belki ileride girerim, bilmiyorum. Yanında olmazsa olmazım. Karademir çayı. Kalori vardır bence. Ağzımdakiler bekle. Vardır ya. En az 1000 de. 1500 kalori yolu var. Amonyum 0. Mangan 4.9. Oksitlenebilirlik 0.3 mg bölü litre. Sülfat 1.25 mg bölü litre. Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Ne oldu sana?